Ekonomizm kilisesinden nasıl, nasıl aforoz edildi. Ya bunu anlatmak istediğim aslında benim değil doktora tezimin bir grup Ana akım iktisatçı tarafından bana savunma hakkı bile vermeden e, aporoz edilmesi doktora tezimin konusu şuydu: ana akım iktisat, ekoloji neden göz ardı eder? Ana akım iktisat derken kast edilen e, üniversitelerin çoğunda öğretilen neoklasik iktisat. Buna 1980'lerden sonra neoliberal iktisatta denebilir durum o derece kötü. Şimdi bunu Afroz'un hikayesini biraz detaylı anlatayım dedim çünkü bu ciddi bir saha tecrübesi iktisat fakültelerinin ne durumda olduğunu gösteriyor. Şimdi ta başından anlatayım isterseniz. Bugün 16 Şubat 2023. Şu anda Ankara'dayım. Hava kararmak üzere. Ankara'da soğuk bir ayaz var. Deprem günleri. Çevremde gördüğüm insanların çoğu seferber oldu. Deprem bölgesine bir çeşit yardım göndermek için. Ankara'ya gelen depremzedeler de var. Onlara da kalacak yer ve yardım ayarlanıyor böyle bir gün. En başından anlatayım derken şöyle ben 68 doğumluyum. Yani şu anda 54 yaşındayım. Aralık'ta doğduğum düşünülürse neredeyse 55. Esasen ODTÜ mezunuyum. Elektrik bölümü bitirdim. Sonra İsviçre'de master da yaptım. Esas başlangıcı şuraya koyayım. 2002 yılına koyayım. O yıldan itibaren anlatayım. 2002 yılında ben Yaklaşık 33 yaşındaydım. Yani 2002'de ben Zürich Üniversitesi'nde ekonomi okumaya başladım. 2002-2005 yılları arasında ekonomi ve buna paralel olarak finans okudum. Finans derken CFA denen bir eğitim vardı. Finansal analist eğitimi. İngilizcesi Chartered Financial Analyst. Onu tamamladım. Buna paralel olarak da ekonomi eğitimi. Ekonomi eğitiminin eski Alman sisteminde for diplom bölümü. For diplomdan sonra zaten uzmanlaşma oluyor. Ben şöyle düşünmüştüm. Uzmanlaşma alanlarından biri de finans zaten. Paralel olarak aynı anda for diplom ve finans okudum. Bunu da şu yüzden yapmıştım. Aslında biraz modaya kapılarak. O dönemlerde çok modaydı. Yani e, mühendislik eğitimi alanların iş seçeneklerini genişletmek için MBA yapmaları. Bana da dediler İsviçre'de iş şansını artırmak için MBA yaparsan iyi olur diye. Ben de ama okumuşken ekonomi okuyayım dedim ki hani bu düzen nasıl dönüyor resminin biraz daha bütünlü göreyim anlayayım diye. Yalnız ekonomi okurken birkaç ay sonra bu mikro iktisat işte makro iktisat falan derken bu eğitimin bir sahte bilim olduğunu düşünmeye başladım. Bunu bir başka videomda konuşmamda detaylarıyla anlattım. Ve ekonomi okumayı bitirdiğimde aslında anti ekonomist oldum. Ama hani ekonomi derken kastedilen burada neoklasik iktisat. O anlamda anti ekonomist oldum. Yoksa doğru dürüst bir ekonomi eğitimi olabilirdi tabii ki. çok yönlü. İşte ekoloji, sosyoloji, farklı ekonomi akımları, okulları. Ama öyle değil. Yani neoklasik iktisat üniversitelerin çoğuna hakim olmuş. Ve benim görüşüm şuydu. Neoklasik iktisat sermayenin dar çıkarlarını toplumsal fayda diye pazarlayan bir para ve şirket ideolojisi, bir sahte bilim. Nasıl yapıyor bunu? çeşitli araçları var. Bunlardan en önemlisi o ekonomik büyüme söylemi. Yani o ekonomik büyüme ölçeğinin GDP denen yani gayri safi yurt içi hasılı birçok sakat yönü var. Bunu bir yazımda anlatmaya çalıştım kendi blog sayfamda. O detaylara girmeyeyim. Ancak en sakat, en temeldeki sakatlık değeri ve üretimi parayla ölçmek. Yani sanki Doğanın ve yerel toplulukların parasallaşmamış üretimi yokmuş gibi veya bu üretim değersizmiş gibi ve bu değeri parayla ölçmenin çok vahim sonuçları var. Bunlar zincirleme gidiyor. Ama bunu ortalama bir vatandaşı anlatmak kolay değil çünkü hepimizin beyni önce endüstriyel eğitimle yıkandı, yıkandı, yıkandı. Ben dahil kendi gençliğimden biliyorum. Belki benim bir şansım hani oldum olası işte müziğe, çevreye, ekolojiye meraklı olmam. Hem pratik hem teori olarak. Ee, bir de yaşım ileriydi ekonomi okumaya başladığımda. Yani biraz bu konularda birikimim vardı antropoloji dahil. Neyse çok uzatmayayım. Dediğim gibi 2005'te ben ekonomi ve finans eğitimi bitirdim. Ondan sonra gayet böyle sıradan bir şekilde İsviçre'de Zürih'te Allianz Sigorta'nın bir Alman şirketi finansal planlamasının sorumlusu olarak çalışmaya başladım. Yani finansal planlama koordinatörü olarak daha çok hani bilgisayar teknolojisine yakın hani bütün planlamanın planlama derken bütçe, hani bir yıllık öngörü, iki yıllık öngörü, üç yıllık öngörü bunların bütün bölümlerle koordinasyonu ve bütün o sistemi kurmak. bir yandan da tabii sorgulamaya başlamıştım. Yani bu nasıl bir öğreti? neden ekolojiyi göz ardı ediyor? 2012'de Ekonomi ve çevre ile ilgili yazılar yazmaya başladım internette kendi blog sayfamda daha önce daha çok böyle hani ekoloji, akvaryumlar, doğal akvaryumlar böyle şeylerle ilgili yazı yazıyordum ama 2012'den itibaren ekonomi ve çevre ile ilgili yazılar yazmaya başladım çoğu Türkçe bir bölümü İngilizce. Eee... Aradan birkaç yıl geçti. Bu arada ben tabii bir yandan da yazılım mühendisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Yalnız o sigorta şirketinden 3 yıl sonra çıktım. O ayrı bir hikaye ona girmeyeceğim. Çünkü finans sektörünün zararlı bir sektör olduğunu düşünmeye başlamıştım. Hem zararlı hem anlamsız. Bu ekonomi ve çevre konularını araştırdıkça tabii çok disiplinli olarak... Bir yandan da akvaryumlarla uğraşıyorum doğal akvaryumlarla sonra permakültüre merak sardım ekolojik bahçecilik hem teorik olarak hem pratik olarak tarımın tarihi insanlık tarihi hepsini araştırıyorum. İşte aklıma yazmaya değer bir konu geldikçe yazıyorum aradan yıllar geçti 2015'e doğru dedim ki bari bu konuda bir doktora yapayım. Ee, belki bana bir faydası olur hani taktiksel olarak. Yani hem doktora yoğunlaşmamı sağlar belli konularda itici güç olur. Hem de belki doktora dek derecesini alırsam taktiksel olarak kendimi daha iyi duyurma imkanına kavuşurum diye düşündüm. Konu belliydi. Ana akım iktisat ekoloji neden göz ardı eder? Konum buydu. Tabii benim master'ım İsviçre'de olduğu için ETA'da yani not ortalamamda yeterliydi. Hani ilk aklı gelen şu olabilirdi. Hani doktorayı bir İsviçre üniversitesinde yapabilirim. Ben ama bunu hiç düşünmedim. Yaptırmazlar diye düşündüm. Böyle eleştirel bir konuyu İsviçre ki hani neoliberalizmin hani büyük paranın merkezlerinden biri. Son derece muhafazakar hani bu Büyük para, sermaye hegemonyası konusunda son derece muhafazakar, e, uslu teknisyenler yetiştirmek konusunda dünya şampiyonlarından biri, kültür sanat yönünden fakir, para yönünden zengin, tipik neoliberal ülke. Yani hayatta yaptırmazlar ama yine de bir test edeyim. Hani yapma niyetiyle değil, bakalım ne diyecekler diye. Birkaç üniversite dolaştım Zürih'te, birkaç bölüm dolaştım. Tepki tahmin ettiğim gibi konuyu söyler söylemez ana akım iktisat ekoloji neden göz ardı eder? Bana dediler ki bu nasıl bir konu? Bu ne böyle e, nasıl diyeyim saygısız akademik ahlaka uymayan bir başlık. Bunu değiştir. Yani şöyle yap şöyle de en azından e, ekolojinin ana akım iktisat eğitimdeki yeri böyle bir başlık koydular. Ben de buna karşı dedim ki... E, ...iktisat eğitimde çocuklara ekoloji öğretiliyor mu? Hayır dediler. O zaman yeri yok ki dedim. Bana verilen cevap şuydu... E ...master'da var daha çok hani... ...bu çevresel ekonomi, hani environmental ekonomik istedikleri. Ben ama master'dan söz etmiyordum. Ben yani lisans eğitiminden. Zaten lisans eğitiminde bir kafa yapısı şekilleniyor... Ondan sonra belli dogmalar, kalıplar yerine oturuyor. Ondan sonra çok geç oluyor. Bu konuda yazılmış birçok rapor, kitap var. Örneğin doğaya bakış şekli. Doğaya bu sadece tabii iktisat eğitiminden gelmiyor. Hani endüstriyel eğitimden de geliyor. Ben yazılarımda genellikle felsefe, sanat, ekoloji fakiri uslu teknisyenler yetiştiren yani devlet ve şirket bürokrasisine rahatsız edici sorular sormayan Adolf Eichmann modeli uslu teknisyenler yetiştiren endüstriyel eğitim diyorum. O endüstriyel eğitimden gelirken zaten o belli bir dünya görüşü oluşturuyor. Her şeyi parayla ölçmek, tüketim kültürü, doğayı bir ham madde ve atık deposu olarak görmek. Yani doğayı temel üretici olarak değil doğrusu doğa bir temel üretici hatta türetici. Yani bir kere üretmiyor. Sürdürülebilir bir şekilde tekrar tekrar üretiyor en yaşamsal şeyleri. Ama endüstriyel eğitim ve yaşam tarzı insanın beynine şunu çakıyor. Doğa bir ham madde ve atık deposu. Bu kadar. Bir kaynak. Yani üretici falan değil. Pasif bir ham madde ve atık deposu. Neyse döneyim İsviçre'deki tecrübelerimi. Ee, Hangi bölümü gittiysen konumu söylediğim zaman çemkirmeye başladılar böyle konumu olur böyle bunu değiştir. Ben arada birkaç soru daha sordum işte neden böyle diyorsunuz hani belki hani değişik bir fikir değişik bir bakış açısı yakalar mıyım diye yok çok basma kalıp şeyler söylediler ve ben anladım ki hani tahmin ettiğim gibi bu işi İsviçre'de bana yaptırmazlar zaten şuna benziyor hani İsviçre gibi bir yerde. Sermayenin merkezi, hatta neoliberalizmin kurulduğu yer, örgütlendiği yer. Mont Pelerin Society var. 1940'ların sonlarına doğru İsviçre'de kuruldu. Bunu sonradan doktora için araştırma yaparken öğrendim. Bu Mont Pelerin Society'de... ...neoliberal fikirli Milton Friedman gibi birkaç tane... ...sivri zeka ekonomist var. Bu hani... Serbest piyasa söylemleri, devlet müdahale etmesin söylemleri. Tipik o dönemki neoliberal düşünce. Bir de İsviçre'nin iş adamları, para babaları var. Beraber bu Montpelier'in Society'yi kuruyorlar. Hatta bunu David Harvey'in bir kitabı var. Neoliberalizmin kısa tarihi diye. Orada bunun tarihini okuyabilirsiniz. Ondan sonra bunlar düşünüyorlar bu ideolojiyi en iyi nasıl yayarız diye. Şuna karar veriyorlar. İktisat fakülteleri üzerinden. İktisat ve işletme fakülteleri üzerinden. En prestijli, dünyanın en prestijli üniversitelerini hedefliyorlar. Örneğin Amerika'da Harvard, Princeton, MIT, işte bir de Chicago var. Oralara yerleşiyorlar. Ee, Avrupa'da, Amerika'da oralara yerleşiyorlar. Avrupa'da mesela... Londra'nın ekonomi okulu var. Oraya yerleşiyorlar. İsviçre'de önce St. Gallen sonra ötekilerini. Bu şekilde adım adım kadrolaşma ve aforoz yöntemleriyle iktisat fakültelerini ele geçiriyorlar. Bu sözünü ettim kitapta anlatılıyor. Ben de doktora tezimde buna yer verdim. Ee, dediğim gibi İsviçre'de yapamayacağımı zaten biliyordum ama biraz test ettim. Hani orijinal fikir gelecek mi diye gelmedi. Sonra bir ara İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde başlamaya karar verdim. 2015'te. Yani 2015'te ben e, hala İsviçre'de yaşıyordum. Ailem de İsviçre'deydi zaten. E, her ay iki hafta İzmir'e gidiyordum. O şekilde anlaşmıştık. E ee, yalnız baktım ki olacak gibi değil farklı nedenlerden dolayı. Ee, bir kere hemen doktoraya başlaman mümkün değildi. Doktora sistemi farklı. Önce bir dizi ders almak ve o dersleri geçmek gerekiyor. Ben başta aslında benim hatam da oldu. Ben başta dedim ki e, bunlar dersler eğer hani genel kültürle halledilebilecek şeylerse e, ben bu kadar yıldır araştırıyorum, okuyorum herhalde Problem olmaz. Sol elimle geçerim bunları. Fazla zorlanmadan, fazla zaman harcamadan. Ama öyle olmadı. Gelmişim e, yani neredeyse 50 yaşıma. Artık profesyonel öğrenci de değilim. Angarya kaldıramıyorum. Gençlikteki kadar. Bir baktım dersler bayağı çalışma ezber istiyor. Öyle genel kültür, genel felsefe bilgisi, tarih bilgisiyle olacak gibi değil. Mesela Neydi o konu adı? Oyun teorisi. Mesela oyun teorisine giriyor. Genel bir fikrim var ama onun detayları ıvır zıvır bir sürü detayı... Yani bayağı bir çalışma gerektiriyor. Buna benzer böyle ezber dersleri. Benim konumla da ilgisi yok. Çoğu zaman neoklasik iktisatla ilgili. Yani bütün bu dersleri iki yıl vereceğim... İki yıl boyunca, üç yıl bunlara harcayacağım. Sonra ancak doktoraya başlayabileceğim. Ve doktora da bana gördüğüm kadarıyla o çevrede entelektüel destek verebilecek birisi de yoktu. Dedim o zaman ben e, en iyisi çıkayım. Hatta oradaki hocalardan biriyle de böyle bir anlaşmazlığa düşmüştüm. E, tam o sıralar böyle bir ameliyat olmuştum, fıtık ameliyatı. Ee, verilen ödevi de yapmamıştım. <laughs> Aslında o da benim hatam. Geciktirmiştim süreyi. Sonra gönderirim, sonra gönderirim falan. Ondan sonra ameliyata da girdim. Hoca da taktı bana. Ee, o ameliyat sınav tarihine denk gelmişti. Ya sınav derken o derse zaten kaç kişi giriyordu ki? 2-3 kişi doktora dersi. Ben dedim ki sonra girerim sınavda. Ödevi de sonra veririm. Sınavı da sonra yaparım. İşte adam da tut kabul etmedi. Beni kaldı olarak şey yaptı. Ben de o zaman çıkıyorum dedim. O da zaten bardağı taşıran son damla oldu. Ama yani yüzde yüzde adamı suçlayamıyorum. Bende de hata vardı. Yani zaten e, o ders angaryasına katlanamayacağımı görmüştüm. Zaten de çıkacaktım yani. Ee, ekonomi üniversitesi böyle. Yani 2015'te başladım yanlış hatırlamıyorsam. 2016'nın Haziranı mıydı? Ağustos'un ameliyat olduktan sonra olaylar böyle gelişince ben de orada kaydımı dondurdum, bir daha geri dönmemek üzere. Bir yandan da o İzmir çevresini seviyordum ama yani üniversitesinde bir gelecek görmedim. Sonra 2016'dan itibaren ben sık sık Korsika'ya gitmeye başladım. İlk seferinde ailecek gitmiştik. Ben eşim ve kızım Elif çok sevmiştik orayı çünkü oldukça iyi korunmuş bir yer Korsika böyle Akdeniz'in büyük adalarından dördüncü ya da beşinci büyük ada yemyeşil dağlar ormanlar kestane ormanları ve Avrupa'da belki de dünyada ekolojik e, turizmi yani yüzde yüz ideal olmasa da en iyi yapan ülkelerden biri e, hatta çok dar yolları var sahil yerlerinde ve o dar yolların genişletilmesini kesinlikle istemiyorlar. Çünkü yollar genişleyince diyorlar ki o zaman büyük otel zincirleri gelir, doğamız talan edilir, kültürümüz talan edilir. O yüzden halkı o şekilde korumaya önem veriyor. Bir de Fransa'ya bağlı Fransızlar da çok sevmiyorlar. Fransız büyük şirketlerin böyle gelip oralarda yatırım yapmasını falan istemiyorlar. Yerel kültürü korumak istiyorlar. Öyle bir yönü de var. 2016'dan beri gide gide gele gide gele. Bir gün, bir yıl yani 2018 miydi, 17 miydi, 17 galiba, Korte'deydim. Yani, e, Korsikan'ın şehirlerinden biri. Bir üniversiteye uğrayayım dedim. Korte'de üniversite olduğunu gördüm. ...işte bazı bölümleri dolaştım. Aa baktım, ekonomik bilimler bölümü de var. ...bir girdim içeri. Tesadüfen orada... E, ...Romani'yi gördüm. Romani üniversite rektörüymüş. Yaşlıca bir adam. Onunla biraz sohbet ettim. Dedim ki ben böyle bir konuda doktora yapmak istiyorum. Ondan sonra biraz sonra Prunetti diye bir adam geldi. O da ekonomistmiş. Romani tam ekonomist değil. Biraz daha böyle... ...felsefeye yatkın biriydi. Ekonomiyle ilgisi var da Prunetti tipik ana akım ekonomist. E ee, roman dedi ki e, ilginç bir konu dedi. Yani ekonomik düşünce tarihiyle ilgili gerçekten hani ekonomi fakültelerinde neden ekolojiye yer verilmiyor? Bu ilginç bir konu dedi. Bundan bir doktora olur dedi. Hani iktisadi düşünce tarihi, başka konular, çok disiplinli, bayağı felsefi bir doktora olur dedi. Eee Purnetti bayağı isteksizdi aslında. O baştan beri konuma gıcık oluyordu. Aynı İsviçre'dekiler gibi. Böyle farklı formüle etmemi istiyordu. Böyle bodoslama, ana akım, iktisat, ekoloji neden göz ardı eder değil de aynı İsviçre'dekiler gibi. Hani iktisat eğitiminde ekolojinin yeni, yeri falan böyle bir başlık koymamı istiyordu. Bunu da şöyle açıklıyordu. Eee Neticede biz sistem olarak Fransa'ya bağlıyız. Fransa'nın eğitim sistemine ve oradakilere bu doktora tezini kabul ettirebilmen için böyle bir başlık koymamız lazım. Ama sen ne istersen yazarsın. Ayrıca başlığı böyle koyup hani doktora planına işte neden ekolojiden kopuk, neden tarihten kopuk, neden antropolojiden kopuk bunları da yazarız dedi. Eee Furnetti böyle deyince... ...bir pazarlık başladı. Ya Bayağı bir yıl falan sürdü o doktora... ...teklifi veya planı konusunda. Bayağı bana kök söktürdü. Yani... ...beş ya da altı tane galiba... ...beş tane böyle arka arkaya... ...işte birinci versiyon, ikinci ...gönderiyorum işte tamam bazı düzeltmeler yaptım... ...senin de gönlün olsun... ...gönderiyorum, değişiklikler yapıyorum... ...onu da kabul etme Git gide... Yani daha da çok kısıtlamak, daha da çok kısıtlamak istiyor. Bayağı uzun bir pazarlık süreciydi. E, hatta bir sefer Korte'deydim. Yine Romani ben Prunetti. E, Prunetti diyor ki işte bu başlık veya bu şey yanlış. E, ana akım iktisat ekolojiyi göz ardı etmiyor. Diye tutturdu yine. Romani dedi ki ediyor dedi. Neticede lisans öğrencilerine ekoloji öğretilmiyor dedi. Benim tarafımı tuttu yani. Ondan sonra bu pazarlıklardan sonra bir yıldan uzun uzun sürdü böyle e-mail trafiği gitti geldi planlar. Nihayet 2018'in aralığında resmen başladım kaydoldum ve başladım. Tabi bazı bürokratik işler de vardı işte master'ım İsviçre'de ve bayağı eski olduğu için işte onların denklikleri vesairesi. O bürokratik işleri de hallettikten sonra 2018'de aralığında yani neredeyse 2019'da Korsika Üniversitesi'nde başladım. Ama benim başladığım zaman zaten bayağı çalışmalarımı ilerletmiştim. Ama başladıktan sonra daha da hızlandırdım. Bir sürü kaynak okudum. Eee Arada bakayım kayıt devam ediyor mu? Kesilmesin kayıt. Konuşma bayağı uzadı bazen bir aksama oluyor bilgisayar kesiyor. Evet nerede kalmıştım? 2019 gibi 2018 sonunda başladım ve ilk kriz Purnetti ile 2019'un Haziran'da çıktı. Ee, Gönderdim ilk ilerleme raporunu kabul etmedi. Aslında çok da haksız değildi. Ben o sıra İstanbul'daydım. Çok aceleye gelmişti. Ama böyle biraz yalap şap. Hani bana son anda haber verdiler. Benim haberim yoktu. Hani ilerleme raporu gerektiğinden. Dediler ki işte Korsika Üniversitesi için bir hafta, bir hafta bile değildi. Üç güne ya üç ya dört güne kadar bir ilerleme raporu lazım dediler. Haber geldi böyle son anda. İşte resmi ilerleme raporuymuş. E, bütün doktora e, bölümleri çalışmaları Korsika Üniversitesi'ne bir doktora okuluna bağlı. E, Lekol doktoral deniyor. Orası için bu tür resmi raporlar gerekiyormuş her yıl. İşte ben de biraz yalapşap aceleye geldi falan. E, Purun etti hiç beğenmedi. Ama beğenmemesinin sebebi böyle çok aceleye getirip de şey yapmam değil aslında böyle biraz. Hızlıca yalap şap yazmam değil. Oradaki eleştirel maddeleri görünce... ...yani nasıl bir yöne gittiğimi anladı. Ana akım iktisatı böyle bayağı ciddi eleştiren... ...hani sahte bilim demek düzeyinde eleştiren... ...anladı ne yöne gittiğimi. Ee, onun isteği şuydu... ...yani... ...doktorayı bol bol işte böyle hani olur ya... E, ...anket istatistikleri... ...anket raporları... ...bunlarla doldurma. Yani böyle tablolar, rakamlar... ...istatistikler, onun bilim anlayışı... ...böyle bir şeydi ya da... ...bunu dayatmaya çalışıyordu. Halbuki ben diyordum ki... <laughs> ...benim doktoram iki... ...ana bölümden oluşuyor. Bir... ...ana akım... ...iktisat, ekoloji neden göz ardı eder? Bu oldukça felsefi ve geniş bakışlı bir konu. Yani bunun... ...iktisat tarihi var... ...çok disiplinli yönleri var... ...ekoloji var antropoloji var, sosyoloji var. Bütün bunları hesaba katarak bir teori ya da hipotez neyse ortaya atmak gerekiyor. Ona uğraşıyorum. Bir de ikinci daha empirik bölümü var. O da bunu Prunetti dayattı bana. Ben de zararı olmaz diye kabul ettim. Belki somut bazı veriler oralardan da gelir. Avrupa'da üç ülkede e, iktisat eğitiminde ekolojinin yeri. Bu üç ülkede İngiltere, Fransa ve Almanya. Başta ben Türkiye'yi de katmayı düşünüyordum ama sonra baktım Türkiye'den pek böyle iyi raporlar bulamadım. Çok karışık Türkiye'nin sistemi, farklı farklı üniversiteler, farklı gelenekler var. Ama öteki ülkeler için hazır raporlar ve anket sonuçları var. Dedim ki ben Türkiye'yi katmayayım çünkü benim esas yoğunlaşmak istediğim konu A bölümüydü yani işin felsefi, ideolojik yönü. Ama ikisini de yaptım yani tezde o ayrı hikaye. İlk kriz bu oldu Haziran'da. Beğenmediği şeyi gittiğim yönü anlayınca purun etti. Zaten ilk sunum için Haziran ayında Korte'ye de gitmem gerekiyordu. İşte Korte'ye gittim. Orada bir akademisyen vardı. Neydi adı? Tarım, ekolojik tarım akademisyeni. Kazabianka, evet. Kazabianka da tez, onunla da tesadüfen tanışmıştım. Ara sıra görüşüyordum. Durumları anlatıyordum ona. işte bu Prunetti ile Romani ile olan durumlar. O bana Romani ile konuşmamı söyledi. Bu Prunetti ile yaşadığım sorunları. Ben de konuşacağım dedi. Romani'ye anlatmaya çalışacağım. Bu ...iktisatta olan genel bir sorun, ben anladım dedi. Hani epistemolojik bir sorun, iktisatın dar bakışı, hani yeteri kadar çok disiplinli bakmaması, geniş bakmaması, böyle kısıtlı, çok mekanik modellerle iş ele alması ve bunu bilimsellik kabul etmesi. Ee, o roman ile konuştu. Sonra ben bir ee, ben dedim ki peki Romani ile konuşsam, e, Prunetti'nin arkasından dolaşmış gibi olmaz mıyım? Olmaz dedi. Bu durumda e, yani de çağırmam gerekmez mi dedim? Gerekmez dedi. Çünkü sorunun kaynağı o zaten dedi. Ondan sonra ben de o yüzden Romani'ye başvurdum. Rektör adam, zamanında az, benim doktora ile falan da pek ilgilenemiyordu. Ondan sonra işte bin bir güçlükle randevu aldım. Romani ile konuşacağım. Bir baktım Prunetti de orada pis pis sırıtıyor. Sanki beni suçüstü yakalamış gibi. Neyse ben Prunetti'yi aldırmadan sorunu anlattım düşündüğüm gibi. Ee, Romani ile konuşma benim için çok yorucu oldu. Çünkü adamın İngilizcesi zayıftı. Benim de Fransızcam zayıf. Saatlerce böyle bir şeyler anlattı. Ben de anlamaya çalışıyorum yani özet olarak anladığım kadarıyla birçok belki söylediği şeyleri de anlamamışımdır. Bana şunu anlatmaya çalışıyordu. O sistemde yani Korsika'nın dahil olduğu o ekonomik bilimler bölümünün sisteminde çok disiplinli doktora diye bir kavram yokmuş. Dolayısıyla benim çok disiplinli bir jüri e, ...istemem jüri oluşturmak falan da çok zor dedi. Ben çünkü öyle bir şey istedim. E, ama şunu yapabilirsin dedi. E, farklı ekonomi okullarından... ...yani senin bu ilerleme raporunda getirdiğin... ...kaynakların çoğu farklı disiplinlerde. Antropoloji var, ekoloji var, tarım var. Ekonomiden çok az kaynak getirmişsin. Çok az referans getirmişsin. Bu da bu doktoranın kabul edilmesini çok zorlaştırır. Bari... Ne bileyim işte ekonomik, ekolojik ekonomiden, işte antropolojik ekonomiden referanslar getir. Yine ekonomi olsun hani ekonominin farklı okulları, şeyleri falan ki doktora hani kabul edilebilsin. bir bunu dedi, bir de şey dedi hani argümanlar ya yani ileri sürdüğüm argümanlar sağlam olmalı dedi. Ya bence sağlamdı ama e ben bunu şöyle anladım. İstediğim kadar çünkü neticede böyle çok empirik değil, felsefi bir doktora. E ben de işte ona göre yazmaya dikkat ettim. Hani referansları zenginleştirdim. Farklı işte ekolojik ekonomi, antropolojik ekonomi bu konularda isim yapmış insanlar bayağı zengin bir referansı vardı. Ve mesela bir mantıksal olarak bir şeyi açıklıyorum. Bir yere kadar ben açıklıyorum. Mesela onun açıklamanın köklerine indiğin zaman da işte o ekonomistlerin çalışmalarını referans gösteriyorum. İşte antropolojik ekonomi, ekolojik ekonomi onları referans gösteriyorum. Yani bunla, bunları ben böyle havadan uydurmadım demek istiyorum. Bence bayağı sağlam bir tez ortaya çıktı. Ee, ideolojik olarak da merkezinde endüstriyel paradigma var. Yani endüstriyel paradigma derken bu e, mekanik indirgemeci, doğayı değersiz, yani ham madde ve atık deposu olarak gören bir dünya görüşü. Buna endüstriyel paradigma diyorum. Bu bir hastalık. Bir de temel hastalıklardan biri de her şeyin değerini parayla ölçmek. Bunun son derece olumsuz sonuçları var. Bu böyle rasyonel bir düşünce gibi pazarlanıyor. Halbuki hiç alakası yok. Çünkü doğanın ve yerelin birçok üretim çeşidi var. Geçim ekonomileri var. Burada para söz konusu değil. Ee, ayrıca her şeyi parayla satın alamazsınız. Mesela doğayı kirletiyorsunuz. Diyelim ki belli türleri yok ettiniz... Hem ekolojik yıkım hem kirlenme. E o türleri istediğiniz kadar elinizde para olsun geri getiremezsiniz. Veya e, kirlilik yüzünden insanları kanser edip öldürdünüz. E, parayla o insanları geri getiremezsiniz. Dolayısıyla bu her şeye parasal bir değer biçme alışkanlığı. Ki bu son derece yerleşik bir alışkanlık. Üstelik sanki böyle bilimsel, rasyonel bir düşünce gibi pazarlanıyor. Son derece sakat hiç. Rasyonel falan değil. Ee, i̇şte bu Prunetti ile epey bir konuşma oldu. Ben ona göre biraz böyle referansları değiştirdim. Ama ondan sonraki ilerleme raporlarında artık tarihlerini bildiğim için daha böyle güzel yazdım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam... 5 yani doktora tezini yazana kadar 5 ilerleme raporu yazdım. 2 tane de zaten resmi sunum sunum vardı. Yani doktora tezinin sunumu. Ee, bir de başka şeyler de vardı. Örneğin ben bu arada işte birkaç yazım yayınlandı. Akademik bir tanesi akademik bir sempozyumda yayınlandı. Bir tanesi akademik bir dergide yayınlandı. O dergide yayınlanan ama Teslim etmiştim doktora sürecinde. Doktora bittikten sonra, baya baya bir yıl sonra falan bir inceleme sürecini geçtikten sonra yayınlandı. Ama teslim etmiştim ve kabul edilmişti yani en azına inceleme için doktora devam ederken. Ondan sonra sunumlar yaptım. Doktora tezimi anlatan İsviçre'de iki yerde yaptım. Bir kere Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'ne yaptım hatırlıyorum. Yani doktora ile ilgili bütün yükümlülüklerimi yerine getirdim. O ilerleme raporlarını da yazdım. Hatta 2020'nin Ekim'inde, evet 2020'nin Ekim'iydi. Benim ikinci sunum, yani doktora tezinin ikinci sunumu Korte'deki bir ödül kazanmış. Bana haber geldi Fransa'dan. Hiç adını sanını bilmediğim bir Fransız teknoloji kuruluşu sattı galiba sattı benim sunumu çok beğenmiş Bayağı kapsamlı bir sunumdu ee, yani daha doğrusu o bir poster yani sunum derken bir poster ama büyük boy bir, bir poster ee, ama bayağı kapsamlıydı böyle doktora tezinin özeti gibi en önemli maddeleri koymuştum çok beğenmiş ondan sonra bana ödül vermek istediler ödül olarak yani verdiler de bir de tablet hediye etmek istediler. O ayrı hikaye o tableti sonra almadım da ondan sonra benle işte doktora okulunun yöneticisi aracı oldu. işte beni tebrik etti benle söyleşi yapmak istiyorlarmış ondan sonra sorular gönderdiler ben soruları cevapladım. Sonra o cevaplar yayınlandı o şeyin kuruluşun sitesinde. Ondan sonra doktora okulun yöneticisi beni böyle doyurucu cevaplar verdiğim için tebrik etti falan. Öyle aramız iyiydi yani. 2020'nin Ekim'inde. Ben de düşündüm ki o zamanlar zaten epeyce bir tezimin neredeyse tamamını yazmıştım. Ya hazır hani böyle ödül almışken yayınlarım var sunumlarım var doktora yükümlülüklerini de yerine getirmişim. Herhalde artık bana purun etti. Çok sorun çıkaramaz diye. Dedim bir an önce bu tezi bitireyim. Teslim edeyim ve savunmamı bekleyeyim diye. İşte harıl harıl çalıştım. Bayağı yoğun çalıştım o aylarda. Belki de hayatımın en yoğun aylarıydı. Ondan sonra 2021'in Şubat'ında doktora teziminin 180 sayfaydı referanslar dahil. Daha sonra 190. Evet 180 fazla. 190 sayfa ama yoğun yani doktora okuluna teslim ettim. Ve tekrar rica ettim lütfen. Ee, çok disiplinli bir jüri. Yani çok disiplinli jüri derken yani ana akım iktisatçıların domine etmediği bari hani ne bileyim işte öteki okullardan ...ille ekonomist olacaksa hepsi. Olmasa daha iyi ama o zaman bari antropolojik ekonomist olsun, kurumsal ekonomist olsun, ekolojik ekonomist olsun. Çünkü sadece ana akım iktisatı olursa o benim için bir Katolik Engizisyonu olacak dedim. Belli. Hatta o tanıdık akademisyene de söyledim bunu. Kazabiyanka'ya. O da gitti konuştu benim için. Ee, Şubat'ta teslim ettim. Dediğim gibi. Doktora tezini. Ve beni hiçbir haber vermeden Mayıs'a kadar beklettiler. Bu arada hiç haber haber yok. Ben o sıralar Davutlardaydım. Yani bir haber bekliyorum. Hani tezi nasıl bulmuşlar işte eleştiri varsa eleştiri veya iyileştirme önerisi varsa öyle bir şey. Mesela şunu diyebilirlerdi. İşte şuraları şu 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 nedenlerle beğenmedik. Buraları değiştir gibi veya öneri getirir. Yok hiç öyle bir şey yok. Ondan sonra Mayıs başıydı. Bana e-mail geldi. Ben Davutlar'dayken, Kuşadası Davutlar. ...işte şu gün... ...bir Zoom toplantısı yapacağız... ...senin doktora ile ilgili olarak... ...başka hiçbir bilgi yok... ...ben de Allah Allah dedim... ...yani biraz tuhafıma gitti... ...yani tezle ilgili hiçbir yorum... ...bir şey yok... ...direkt Zoom toplantısı... ...üstelik oralarda da internet biraz zayıftı ama... ...yani o tür kaygılarım da vardı... ...neyse... ...o gün geldi... ...işte bu internetten Zoom toplantısı... Zoom'u bir açtım. Bir baktım. Prunetti orada. Romani orada. Birkaç kişi daha getirmiş. E, toplam 5 kişilik bir jüri. Ve hepsi ana akım iktisatçı. Bir tane de Fransa'dan böyle çok küstah, arrogant bir tip getirmişler. O da zaten fanatik ana akım. Neoklasik, neoliberal iktisatçı. Bir de e, formalite icabı doktor okulun yöneticisi var ama o etkisiz eleman. Ben ona o kadar söylemiştim halbuki. Yani doğru dürüst bir jüri kurulsun diye. Herhalde Prunettin'in işi bana inadına böyle ne kadar hani şey varsa fanatik ana akım iktisatçı varsa toplanmışlar. Ben dedim tamam. Yani bu tam bir şey. engizisyon dedim. Öyle doldu. De Hatta ee, ee, Romani'nin en azından beni desteklemesini beklerdim. O da dönmüş. <laughs> Bana karşı dönmüş. Hiç desteklemedi falan. Ondan sonra beni konuşturmadılar. Direkt böyle kendileri konuştu. Ve dedikleri yani bir... E, nasıl diyeyim? Bir afaros ...seremonisi gibi. E, efendim benim doktora bilimsel değilmiş. E, ondan sonra eee işte Prunetti yani benim doktora direktörümle anlaşamamam kabul edilebilir bir şey değilmiş. Ondan sonra şunu da söyledi o. Fransa'dan gelen ya yani o jüri'nin başkanı seçmişler. O küstah, arrogant dediğim adam. Hakikaten çok küstah, arrogant. Diyor ki sen kim oluyorsun da e, çok disiplinli bir jüri isti istiyorsun sen kendini ne zannediyorsun yani sen bir öğrencisin öğrenciliğini bil der gibilerinden o da bir suç oldu yani başka ne demişlerdi bir işte efendim bilimsel değilmiş bu herhalde Purnettin'in bilim anlayışı bilim eşittir istatistik tablo ondan sonra efendim konu bir doktora tezi için fazla genişmiş bu çok tuhaf bir gerekçe sanki Baştan belli değildi bu. Sanki e, çok disiplinli ve felsefi bir doktora konusu olamazmış gibi. Esasında doktorun esası o felsefe, Philosophy of science yani Philosophy of dissertation yani filozofi felsefe. E, ama öyle bir şey de endüstriyel eğitimde yaygın bir bakış, hani olabildiğince dar ve detaylı, çok dar bir odaklı o dar odakta detaylı olacak. Böyle bir anlayış yerleşmiş ama çok saçma bir gerekçeydi. İşte bu gibi nedenlerle ben böyle bir hani açıklamaya bir şeyler söyleyeyim dedim Zoom şeyinde beni konuşturmadılar. Herhalde öyle karar almışlar. Biz bunu bildirelim, kapatalım, konuşturmayalım. Yani böylece sonuçta bana en ufak bir savunma hakkı vermeden Direkt aforoz ettiler. Doktora tezim, her şey, bütün o çalışmalar hepsi aforoz edilmiş oldu. Ee, sonrasında ne oldu diye soracak ol olursanız. Ve üstelik şunu da ekleyeyim. Benim doktora tezime e, destek veren Türkiye'den ve dünyadan e, 14-15 tane akademisyen vardı. Ve bunların bazıları kendi alanlarında tanınmış insanlar. Kitap, makale yazarak tanınmış insanlardı. Buna rağmen yani e, aforoz edildi. Bu da Penit tabi o jüriyi gördükten sonra çok şaşırtmadı. Zaten o yüzden çok disiplinli jüri istemiştim. Bu aforoz mekanizmalarını da önceden biliyordum. Bir kitap vardı ekonokrasi diye. E, ana akım iktisatın yani Richard Norgard'ın söyle e, terimiyle ekonomizm kilisesinin e, varsayımlarını ve dogmalarını nasıl koruduğu anlatılıyor anlatılıyor bu kitapta. E, bu e, iki temel mekanizması var. Bunlardan biri e, tek disiplini dar bakışı korumak, diğer disiplinleri olabildiğince e, ...eğitim sistemine sokmamak... ...diğer hani ekonomi okullarını ve disiplinlerini... ...ekoloji, antropoloji falan... ...çünkü o zaman çelişkiler ortaya çıkıyor. Böyle çok mekanik ve... ...matematik özü korumak... ...dar bakışı korumak... ...bu bir... ...yöntem. Diğer bir yöntem de... ...aforos. Yani... ...eleştirel bir... ...kişi çıktığı zaman ki... ...benim... ...okuduğum raporları ve duyduklarıma göre... ...bu çoğu zaman okuyanların, okuyanlar arasında, ekonomi okuyanlar arasında yüzde iki, üçü geçmiyor. Biraz daha geniş bakan, biraz daha eleştirel düşünen, o yüzden bu ana akım iktisatın varsayımlarını sorgulamaya başlayan falan. Yüzde iki, üçü geçmiyor. Tabii üniversiteden üniversiteye bu değişebilir. Onları da e, ya akademiyi hiç sokmuyor, ya girmişse pasif tutuyor ya da atabilirse atıyor. Ya yani bunun ben farklı örneklerini gördüm. Benim aslında ekonomi akademisine girmek gibi bir niyetim yoktu. Ya ben o doktorayı olsa bile ya akademiye girsem bile ben ekolojik tarım falan gibi yönlere veya tatlı su ekosistemleri, su ürünleri öyle bir yer düşünüyordum. Yani ekonomi ama tabii onlar bilemez benim nereye gideceğimi. Ondan sonra bu 2021'inde aforoz edildikten sonra Başta bir şok oldum tabii. Şöyle düşünmeye düşündüm. Yani bütün sanki çalışmalarım boşa gitmiş gibi. Ama aradan günler haftalar geçtikçe şöyle düşünmeye başladım. Niye boşa gitmiş olsun? Yani her şey bir sertifika için miydi? Yani benim için o kadar mı önemliydi sertifika? Yo, ben sonuçta tezimi yazdım, gönderdim ve internetten de yayınladım yani. isteyen benim tezimi internetten indirip okuyabiliyor ve bugüne kadar yani bugün ne 16 Şubat 2023 bu tez PDF olarak binlerce kere indirilmiş görebiliyorum ee, yani bu binlerce indirimin hani yüzde 10u onu bile okumuş olsa yani hiç yok da iyidir. Bir de ben bu tezi en azından giriş ve sonuç bölümlerini yani rahat okunabilir yani herkesin okuyabileceği şekilde yazmaya özen gösterdim. Öyle hani sıkıcı bir teknik jargon kullanmamaya çalıştım. Bir de o yönü var. Zaten bana destek verenlere haber verdiğim zaman hani nasıl aforoz edildiğimi filan onlar da şok oldu destek veren akademisyenleri. Onlardan birinin yorumu şuydu. E, sen hani bu kadar okunur bir şey yazmasaydın büyük ihtimal aforoz edilmezdin. Nasıl olsa bu tezi kimse okumaz diye pek de umursamalar, umursamazlardı. Seni geçirirlerdi. Hani bir iki değişiklik yaptırırlardı. Doktorundan da verirlerdi. Ama sen böyle hani okunabilir felsefi bir şey yazdığın için damarlarına dokunmuştur falan. Böyle bir yorum yaptı. Dediğim gibi aradan haftalar geçtikçe o ilk şoku atlattım dedim. Yani ben bu kadar sertifika kölesi miyim? Yani demek ki kalmış hala sertifika köleliği ki bu kadar şok oldum falan. Her şey sertifika değil. Ben şimdi bu tezi alırım, yayarım, belki ileride kitaba dönüştürürüm. Belki gider başka bir yerde doktorayı bitiririm falan diye düşündüm. Ondan sonra ama biraz araştırdım. Ee, yani bu kadar çalışmışım. Yani benim fikrime göre iyi bir şey yazmışım. Ben ee, Yurt dışında hani bu alanla ilgili hani ekolojik ekonomi özellikle veya coğrafyanın politik ekoloji bölümleri. Ee, farklı hocalarla, akademisyenlerle konuştum. Temelde tezi beğendiler bazı yerleri hariç. Yani bayağı yapıcı eleştiriler getirdiler ama çok beğendikleri yönler de var dediler. Sağlam bir şey üzerine oturuyor dediler falan. Ee, hani birçok tezin bir temel fikri yoktur. İşte bir dizi istatistik, bir dizi şey gelir ama sende böyle bazı temel fikirler var ve bu hani herkes hem fikir olmak zorunda değil ama hani belli bir o şeyler üzerine güzel oturtmuşsun dediler. O temel fikirler üzerine. Bütün tezini. Ee, ama şöyle bir şey var. Şimdi yarım kalan tezi sizde bitireyim diye bir sistem yok. Yeniden bütün o sürecin her üniversite bir kere hangi konuda doktora yapılacaksa çoğu zaman onu önceden yayınlıyor. Ondan sonra şöyle gitmek çoğu zaman olmuyor. İşte ben burada doktora başladım, tezimde yazdım, aforoz edildim. Yarım kaldı, bari sizde bitireyim. Hani bunu nasıl bir dille anlatırsan anlat, zor. Süreç baştan başlıyor. Üstelik birçok üniversitede Avrupa'da o benim sevmediğim sistem var. Yani önce 2-3 yıl ders almak o derslerin sınavlarını vermek gerekiyor Ben bu yaştan sonra onları yapacak halim yoktu en çok güvendiğim... bir iki isim vardı yani benim tezimi anlayacak bana hakikaten olumlu pozitif eleştiri yapabileceğini düşündüğüm entelektüel kapasite olarak biri Viyanadaydı bir diğeri Barcelona'da ama o ikisi de olmadı. Ee, çeşitli nedenlerden. Bir burs meselesi vardı mesela. Benim burssuz Barcelona'da doktora yapma imkanım yok. Öyle birikmiş bir param yok. Ee, burs içinde yaşın geçmiş dedi bana. Yani doğru tabii. Yani bir yaşa kadar bir yaş sınırı var. Ee, öteki de, ötekinde de Avusturya'dakinde de dedi ki hani bütün süreç sıfırdan başlar dedi. Ee, Birçok yıl kaybedersin. Ve o doktora yapmış olmak da sana istediğin şeyi getirmez dedi büyük ihtimal. Hani senin amacın aslında insanlara ulaşmak. Hani ekolojik aydınlanma temel şeyini böyle tanımlıyorsun. Ee, piyasada binlerce, on binlerce doktora yapmış insan var. Ee, doktora tezin iyisi var, kötüsü var, okunanı var, okunmayanı var. Sen doktora tezini, doktora derecesini almak sana istediğin, düşündüğün stratejik avantajı da veya taktiksel diyeyim getirmeyecektir. Yine burada 5-6 yılın geçecek. Doktorayı tamamlasan bile neredeyse geleceksin 60 yaşına. Tekrar başlayacak gibi olacaksın dedi. Haklıydı da bence. O yüzden dedim yani hiç e, doktorayı artık bitirmeye uğraşmayayım. yani bir birisi bana dese hani ee, gel işte buraya bir yıl harca bitir dese hani bir yıl üzerine ekle değişiklikler yap biz de eleştiri yapalım ona göre değiştir doktora dese ona razıyım hatta iki yılda ama iki yıldan fazla veremem yani bir doktora derecesi için bir de o çalışma sürecinde de hani beni tatmin edecek süreç olması lazım paralelde kendimi geçindirecek bir şeyler de yapabilmem lazım yani bir sürü şartları var. Bugünkü durum böyle. Yalnız şimdi e, bu doktora teziyle ilgili yapmak istediğim şöyle bir şey var. Açık bilim esaslarına göre olabildiğince tok, çok doktora hakkında e, akademisyenlerden veya akademisyen olmayanlardan işte yorum, öneri, eleştiri toplamak ve bunu hani günün birinde böyle bir kitap haline getirip yayınlamak. Böyle bir düşünce var. Buna paralelde çok yoğun olmasa da uğraşıyorum. Yani bugünkü durum bu. Kısaca diyecektim ama çok kısaca olmadı. Aforoz'un hikayesi bu.